Gençler iyi akşamlar merhabalar. Ee, şöyle bir olimpiyat sorusu 2021 yılında çıkmış atış hareketi sorusu. Şekil şu aşağıda var ee, düşey düzlemde duran hikaye şu yani soruyu komple okumayacağım siz okursunuz. Buradan bir cisim bir hızla fırlatılmış ve takılmış gidip gelme hareketi yani bir harmonik hareket yapmaya başlamış ve bu hareketin de periyodu T'ymiş. Topun atıldığı noktadan maksimum yükselme miktarı menzilin yarısıymış. Yani ben şu menzile atıyorum tamamla şuraya x şuraya x dersem menzile 2x demiş oldum. Şurası da x gibi bir şeymiş. Onun işlemine gireriz. Buna göre e, hareket sırasında yeryüzünden ne kadar yükseklik maksimum yükseklik nedir diyor. Yani şurayı zemin kabul etmiş. Yani bir kere şu mesafe lazım olacak bana. Bir de şu x mesafesi. Oradan Yürüyeceğiz. Şimdi burada bir dert yok. Cevapta 3 bölü 4 64 gt kare bulunuyormuş. Siz bununla uğraşırsınız. Ben şuraya hazırlamıştım. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere ben bu soruya girmeden şunu diyeyim. Mesela şunu söyleyeyim. Bir kere şöyle bir eğik atış hareketinde. Şöyle bir v0 attım. Şöyle bir eğik atış yörüngesi izlesin notu seviyorum. Ee, şu mesafe haş dersem, şu mesafede H çıkıyor, aynı çıkıyor. Aslında bu bir önceki videoda verdiğim bir notla ilişkili. Şimdi şu şekilde v sıfırla atılan bir adam şuraya nişan aldı ve gitti şurayı vurdu. Şu mesafe nişan aldığı yerden sapma miktarıdır ve 1 bölü 2 gt kareden bulunur demiştik. Evet. Yani şu çıkış süresine t edersem nişan aldığı yerden sapma miktarı yani şu mesafe 1 bölü 2 gt kare oluyor. Peki hocam kendi aldığı yol ne oluyor? Ya çıkış için belki çok belli olmuyor ama t sürede çıkınca t sürede de iniyor. Yani iniş için bu adam serbest düşme yaptığına göre iniş içinde şu haş mesafesi 1 bölü 2 gt kare oluyor. Orası ona eşit çıktı. Yani uzatmayalım. Güzel de bir mantık. Şuraya nişan alınan şurayı vurduğunda burada şu mesafe şu mesafeye eşittir diyebilirim. Ee, bu tamamsa şimdi bizim meseleye gelelim. Ha şimdi bir kere ben burada hocam şöyle bir nişan almışım. Şuraya nişan aldım ve şuraya vurdum. Ben şu mesafeye atıyorum h dersem şu mesafeye de h diyeceğim. Burada bir sıkıntım yok. Hatta buraya h deyince şunun tamamını iki h demem gerekiyor. Çünkü e, yükselme miktarı menzilin yarısı demiş. Yani buraya da h, buraya da h dedim. İyi, güzel tanımlamalar yaptık. Bir kere bu adam gitti şu şekilde aynen geri döndüğüne göre dik bir şekilde atıldı. Aynen dik bir şekilde çarptı ve dik bir şekilde geri döndü gidiş geliş süresi periyot. Yani T saniyede gitti, T saniyede döndü. Burada da bir sıkıntı yok. Hatta şurası teta ise şurası 90 eksi teta. Şurası da tetadır. Şurası da tetadır. Ve ben buradan tanjant tetayı aslında tanımlıyorum. Tanjant teta karşı bölü komşudan 2 çıkıyor. Bunu bir kenara alalım. Çok güzel. Bu bana şuradan lazım. Ben yerden maksimum yükselme miktarını soruyordu bana. Yani şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı yani h artı x'i soruyor bana. Yani h artı zaten şu üçgende de tanjant teta karşı bölü komşu olduğu için h bölü x olduğu için x dediğim şey h bölü tanjant teta yani h bölü 2 diyebilirim. Yani h artı h bölü 2'yi soruyor bana. 3H bölü 2'yi soruyor. E şimdi hocam o H'ı tanımlayalım. Gidiş geliş süresi periyot neydi? T ydi. O zaman gidiş süresi periyodun yarısı. Hatta şu çeyrek yolda periyodun dörtte biri. T bölü 4 sürede çıkıp T bölü 4 sürede iniyor. Ya zaten bak ben şu eğik atış hareketinde şu fikri seviyoruz. Şöyle bir eğik atışta şu iniş serbest düşmedir. Yani şu mesafe h eşittir 1 bölü 2 g şu sürenin 1 bölü 2 gt karesidir serbest düşme olduğuna göre. E o süreyi de hocam t bölü 4 demiştik galiba. Buraya t bölü 4 dersek 1 bölü g t bölü 4'ün karesi olur. Yani gt kare bölü 32 olur. Fakat bize sorulan 3h bölü 2 idi. Yani 3 bölü 2 çarpı GT kare bölü 32'den 3 bölü 64 G T kare gibi bir sonuca varırız. Güzel bir soru. Ee, umarım anlaşıldı. Şimdi e, pardon. Şimdi şu mesafe tamam buradan yürüdüm. Tekrar edecek bir yeri var mı diye bakayım dedim ama yok. Gayet anlaşılır.